Çenemde kırıklar var sağda solda. Platinler takıldı. Konuştuğumda zorlanıyorum. Sadece Allah'ın sessiz kullarını doyuruyorum diye bu muameleyi gördüm. Biz beslememizi yaparken orası devletin arazisi, onların bahçesiyle, kapı önleriyle hiçbir alakası olmayan bir mevki. Adam evinden çıktı, tanımadığım bir şahıs evinden çıktı, bana doğru konuşarak geldi. Sen burada besleme yapamazsın, neden besliyorsun diye. Ben de abi yaklaşma, git işine. Burası senin kapının önü değil. Benim kucağımda oynayan köpeği bu bize saldırıyor diye eline taş alıp fırlattı. Yemek yemek yiyordu hayvan o sırada. Ondan sonra durmadı, bir tane daha fırlattı. Köpeğe isabet etti. Köpek can havliyle yola kaçtı. Ne yapıyorsun sen diye bağırdığımda üzerime hızlı koşarak çeneme, yüzüme yumruk attı. Bir süre kendime gelemedim. Kendime geldiğimde oğluma da saldırmışlar. Karısı, kızı karşıdan bağırıyordu. İşte böyle besleme yaparsanız sopayı yiyip oturursunuz diye. Küfürler, hakaretler. Hepsinden şikayetçi olacağım. Buralarda dikişlerim var. Ve ömür boyu ben bunlarla yaşayacağım. Tek suçum onların kapısının önünde gezen köpekleri. Onları doyurmak. Başka hiçbir suçum yok. Ben kendi cebimden paralar harcayıp o hayvanları kısırlaştırıyorum. Saldırgan dedikleri köpeklere zarar vermesinler diye Akpınar'dan 4-5 tane köpeği eşime, dostuma sahiplendirdim. Bunlar insan değiller. Bunlarda merhamet yok. Hani olayların bu kadar büyüyeceğini düşünmediler açıkçası. Çünkü orada iki kadın, bir çocuk vardı. Daha 18 yaşına girmemiş küçücük bir çocuk. Olayların bu kadar büyüyeceğini düşünmedikleri için tek dertleri hani orada döveriz, uzaklaştırırız. Nasıl olsa bir daha da gelemezlerdi. Hani o mantıkta saldırdılar hepimize. Orada yerde ağzından kan gelip yatan kadının üstüne saldıran kızları ve hadi şimdi köpek besle, oh olsun diyen. Ben ambulansa arayın da yalvardığımda hiçbir şekilde aramayıp üstüne yerde yatan kadına saldıran, 15 yaşındaki çocuğa saldırabilen insanlar. Burada ilk paylaşımları şey oldu. Kadın kendi eliyle ağzını parçaladı sırf bize iftira atmak için. Kendi eliyle bir insan nasıl çenesini dört yerinden kırabilir? Kendi eliyle bir insan nasıl kendinin iki dişini sökebilir? Hani denesinler, bir tane bile kırık varsa biz suçluyuzdur yani. Doktor raporuyla her şey ortada zaten. Bu kafa atmakla vesaire 15 yaşında çocuğun yapabileceği oğlum bir şey değil. Oğlum yanımda değildi ki bana kafa Arda atsın. Arda en arkadaydı. Ben Aysun ablanın arkasındayım ki ben bile Aysun abla yere düştükten sonra onu tutmaya yetişebildim. Bu olayda ne bir kadına ne de bir köpeğe şey duyuyorum. Eğilerekten yerden almış olduğum et ve kemik parçalarını taş alıp köpeği taşlıyor diye iddia eden hanımefendi bu konuyu tamamen yalan söylüyor ve ellerinde kamera kayıtları vardı ve bana saldırdıkları anın kaydını atmıyorlar. Yani lütfen kamuoyundaki duyarlı insanlar, hayvansever kardeşlerim, ben de bir hayvan severim, siz de bunu bilin ve oraya gelin 20 hane 30 hane insanlara sorun ve benim hayvan sevdiklerimi onlardan öğrenin. Ama size şunu söylüyorum, o kadının yapmış olduğu hayvan besleme yanlış, o şekilde hayvan beslenmez ve o kadını ben uyarmama rağmen kadın bana saldırdı ve oğlundan aldığım yumrukla ben kendimi kurtarmaya çalıştım. Kafayı atınca da annesine çarptı
ne hayvana ne de kadına ben saldırdım. Kesinlikle böyle bir şey yok. Asla, kesinlikle yalandır. Görgü tanıklarım zaten bunun peşinde ve ifadelerini verdiler. Olay yargıya aksedildi. Şu an yargıda devam eden süreçte doğruları zaten yargıdan öğreneceksiniz. O kemiklerden kadın bana saldırdı. Saldırınca arkamdan bana sarıldı. Bana sarıldıysa da o bana bir tane yumruk vurdu. Yumruğa nereden geldi diye döndüm böyle. Sürmüş bana kafa atıyordu. Ben de eğilince annesinin çenesi oğlanın kafasına maruz kaldı. Kesinlikle ben ne kadını el kaldırdım, ne çocuğa ne köpeğe. Hanımefendiye pardon diye elimi dahi uzatmadım.